Merhaba sevgili dostlar. Ee, bugün yine büyük bir keyifle, yine çok önemli, çok değerli bir insanı e, 7. İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı günlerinde konuk ediyoruz. Sağ olsun bizi kırmadı, kendisi e, günlerimize katkı sağladı. E, bu sene İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı'nın temel e, ana teması yaşa, ve yaşatmak üzerine ve 12 Nisan Pazartesi'den itibaren e, yayınlarına başlayacak. E, konuğumuz Judy Malika Lieberman. Kendisi, az sonra kendisine kısaca belki tanıtma ihtiyacı da duyar, bahseder ama ben kısaca teknik olarak şöyle bahsedeyim. 1976 Paris doğumlu, e, Sorbonne Üniversitesi'nde Dil Bilimi Master'ı yapmış... E, Pomona Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi e, e, ni, tamamlamış. Paris Konservatuvarı'nda profesyonel masal anlatıcısı olarak uzun süre görev yapmış. 10 yıldan fazladır da ülkemizde masalın ve özellikle Anadolu masalcılığının gelişmesi için yeniden hayat bulması için e, hem kişisel olarak hem de kurumsal olarak bazı yerlerde çalışmalar yapmakta ve devam etmekte. Şu anda da özel bir kanalda e, devam eden programları önceden de vardı. E, Masal Buya adlı programıyla da e, halkla buluşuyor. Ee, bunun yanında e, çağımızın gereği olmazsa olmaz ve bir masalcı için artık kesinlikle olması gereken YouTube kanalı var kendisinin ve oradan da bizlere ulaşıyor ve e, inanın bir yetişkin olarak gerçi masalın genci yetişkini çocuğu yoktur ama e, saatlerce üst üste masallarını dinlediğim oldu tavsiye ederim mutlaka e, ilgilenin. Ee, merhaba sevgili Cidit. Nasılsınız? Merhaba, ee, merhaba, merhaba. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi misiniz? Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Bu salgın, bu salgın ortamında neler yapıyorsunuz? Yani bu salgın ortasında e, şu an köydeyim. E, yan odada e, sobamız var. Yani Normalde ben Burgazada'da yaşıyorum. E, ama şimdi böyle Bursa'da e, gezme, gezmeye geldik, aile görmeye geldik. O yüzden e, güzel günler geçiriyoruz. Çok şanslıyız gerçekten. E, ve bu salgın ortasında işte başladı bu e, YouTube kanal bahsettiğince. Sen Hı -hı. söyle söyleyince biraz böyle şey yaptı. Ama. Evet bir masalcın olmasa olmaz YouTube kanal olduğunu söyledin ya. Ya şey düşündüm gerçekten oraya geldik mi? Ben evet. e, 10 seneden fazla Türkiye'de masal anlatıyorum 12 senedir e, ve hep böyle insanlar bana dediler ki YouTube kanal şart YouTube kanal şart ve biraz böyle geri, geri kafalıyım o, o kesin ama <laughs> böyle hep şey diyordum olmaz olmaz olmaz. Sonra pandemi de açtım aslında bir birlik bir kanalım var e, şarkılı masallar. E çünkü şey düşündüm yani çocuklar hali hazırda ekranların önündeyse... ise o zaman e, ekran daha seri bir masal koyabiliyoruz. Okurlar istemiş önce benden e, okurlar için başladı sonra oradan e, devam ettim. Ama hala şey düşünüyorum e, ekran başında olan anlatıcılık anlatıcılık değil benim yani. için masal masal anlatmak diyoruz İki ayrı fil var masal var bir yerde çok sevdiğim ve çok ilgimi çeken bir şey bir de anlatmak var öteki tarafında birçok insanlar masallar kurtarmaya çalışırken ben aslında anlatıcılığı kurtarmaya çalışıyorum neden çünkü masallar masallar kurtarır kendini onlar bizim çok eski evetlerdir ona hep vardı yani uyum sağlıyor masal. Kah bir kitap içine giriyor, kah bir e, çizgi film içine giriyor, kah bir oyun, video oyun içinde e, giriyor. Yani anlatılmak için bir yol bulur, rüyalarına girer. Yani medium onun için, araç onun için hiçbir zorluk değil. Yani gerekirse rüyalarında, gerekirse bilgisayar oyunun, gerekirse YouTube'lara girer, gerekirse çizgi film olur. Moda neyse anlatır çünkü alt bilincimizin, Anlatan haritalardır aslında masallar. Evet. çok güzel çok değerli çok harika ölmesine ama zaten ölemez yani biz evet. bizim alt bilincimiz olduğu sürece masallar anlatmaya devam edeceğiz ortalama yaş 2000 yaşında yani klasik masallar 2000 yıldır yani gibi daha eskilerde var yani büyüklerimizdir yani ama evet. öteki bir taraf var o da anlatıcılık anlatıcılık bir araç ve evet. ben anlatıcılık derken yüz yüze şimdi aslında bana sorsan şu an Zoom'dayız. Anlatıyor muyuz? Yani bu bir anlatıcık, bu bir sohbet. Ortamı mı değil. Belki yani oraya yani sanal dünyasında en sohbet olabilir. yani canlıyız. Seni görüyorum, mimiklerini görüyorum, seni duyuyorum. Ama bir şey eksik hala. Aynı mekanda olmamak. ve O yok saydığımız, kolayca yok saydığımız ve mecburen pandemide bunu yaptık. Ee, ekranlara gittik. Ee, ama bir oda içinde bir şey oluyor. ...masal gecelerinde... ...bazen kafelerde buluşuyoruz... ...İzmir'desin... ...belki benim... ...12 yıl Türkiye'de anlattığım... ...en sevdiğim masal gecelerden biri... ...İzmir'de... ...Aziz'i kafede olmuştum... Hmm. ...kaç sene oldu ama... ...bana 5 yıl boyunca eşlik eden... ...Tahir'in de sorsan... ...en sevdiği günü oldu... ...tamam doğaçlama gelişmişti... ...sahipler bizim arkadaşlarımız ve demiştik ki... ...haydi bu küçük kafede buluşalım... Facebook'ta koymuştuk o zaman çok e, yani biraz benim yaptığım işin yeni tanılmaya başlamıştı. E, o yüzden şey e, o kadar çok insan geleceğini öngörme, göremiyordum. Dedik ki e, haydi gelen işte Aziz kafede olacağız şu saatte o gün e, gelmek isteyen gelsin ve birden 300 kişi geleceğini söylemişti. O zaman e, Facebook etkinlikler vardı evet kalıyorum. Ben de Azizi'ye demiştim ki 300 kişi gelse ne olur? O da şey demişti çok İzmir bir bir cevap çay demirler istemişti. <laughs> yani kafe küçük yani 300 kişi falan ...sıramaz... Gün sonunda ya 200 kişi yakın geldi. Yağmur yağdı. Ayakta insanlar durdu. Merdivenlerde insanlar durdu. Üstün başın falan. ortada soba vardı ve o kadar güzel bir gün ki. Unutulmaz bir an. Ortadaki o soba bir an geliyor gözümünde hep birlikte şarkı söylüyoruz insanlar böyle sıkışmış yerde şey falan böyle omuz omuza gerçekten dokunuyor herkes ee, ve orada olmak vardı diyebiliyoruz ya bazen, evet. orada olmak vardı. Yani ben bunu çok seviyorum, anlatıcılıkta kaçırılabilmesi. Yani günümüzde hiçbir şey kaçmıyoruz ya. Böyle her şey kaydediliyor. Ee, işte Zoom toplantı yapıyoruz diyoruz ki tamam e, burada 200 kişi var ama yine de e, kaçıranlar için düğmeye basıyoruz. İşte şu an yaptığımız gibi kayıt evet. yapacağız ve istediğiniz zaman istediğiniz zaman yani bir an yakalaman gerekmiyor artık. Çünkü anlar kaydediliyor. İstediğin zaman seyret ama olmuyor. Evet. Çünkü sihir kaçar. Orada olmak vardı diye bir şey var. Yani bir konser var ve bir konserin kay kaydı var. Aynı evet. şey değil. Ve o konser kaydı sadece arkadaşlarına gösterip şey diyorsun. Ben kardeş oradaydım. <laughs> ve orada olmak vardı ya. Evet. Hiç anlayamazsın. Orada değilsen anlayamazsın an yakalanmaz yani ya, ya, ya. kaçtıktan sonra bitti bazen insanlar bana diyorlar ki bunun kaydı yapabilir miyiz veya masal geceleri gelip şey diyorlardı ya bunu böyle telefonumla çekebilir miyim şey diyordum çekme hatırla çekme hatırla Hı -hı. yani e, ama diyordu ki benim çocuğum burada değil işte gelemedi işte akşam ona göstereceğim Şey diyorum. 2000 yıldır bu masallar nasıl Unut, unutmadan buraya kadar geldiler bu akşam anlatacağım masallardan bir tanesi hoşuna gidiyorsan dinle onu. Ve akşam oğluna sen anlat. Aha. Bugün birlikte yaşadığımız an olacak. Yani anlatacağım. Sen burada olacaksın. Ben burada olacağım. Ve oğlum burada değilse artık burada değil yani. Onun sonradan bu an bir daha olmayacak. ...istediğin kadar kaydet. Bu an kaydedilmiyor. O yüzden sen bu akşam oğluna birlikte bir an var et yarat sıfırdan. Evet. Ve onu biz kaçırmış olacağız. Ve bize evet. bana anlatırsın belki bir daha gördüğün zaman beni önümüzdeki ay dersin ki ya siz siz güzel anlattınız ama akşam akşam böyle bir yeri anlatım ki orada olmak vardı. Ve nasıl ki oğlunuz bu akşam şu an kaçıracak. Biz de hepimiz sonradan yaşayacağınız anı kaçırmış olalım. Yani biricik an diye bir şey var. Yani bazı şeyler evet. değeri. Belki de e, or oranın değerli olmasının sebebi kaçıp gitmesi, evet. bir, daha bir daha tekrarının olmayacak olması. Ben evet. bunu biraz şeye benzetiyorum, eskilerden e, film rulolu fotoğraf makinelerini fotoğraflar çekerdik, sabırsızlıkla onları tablettirirdik. Ee, özel albümler hazırlardık. Şimdi on binlerce belki fotoğraf çekiyoruz. Ee, i̇çlerinden seçip doğru düzgün basımını yaptığımızın bile e, sayısı çok çok azdır. Bazen unutuyoruz, dijitalde kalıyor. Hani hiç hatıra gelmiyormuş gibi düşünebiliriz. Evet. Ben burada. Yani evet, <laughs> yani şimdi bu binlerce kaydedilmiş zoomlar'dan kaç tane seyrediyoruz? Evet. Kaç tane hatırlıyoruz? Ee, yani ama şey demek istemiyorum yani onu değerli yapan şey e, kaçıyor olması değil bence e, yani çünkü onu, onu değerli yapan şey e, şey yani an içinde bir değer var kendi başında yani evet. her an değerli zaten yani ve diyorum ki yani sen ben orada değildim diyor E sen başka değerli bir an yaşamaktaydın yani evet. mesela o ki hiçbir şeyin kaydı yok. Kay kaydediyor olabiliriz ama yalandır. Şu an yaptığımız şey ne kadar ironik bir sohbet olduğunu ben de farkındayım. Çünkü <laughs> evet. bizi sohbet ediyoruz, onu kaydediyoruz ve bizi dinleyenler e, arkadaşlar burada olmak vardı sizi söyleyeyim şimdiden. Seri bir kayıt. <gülüyor> 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 ama ama bu yani gerçekten ve bunu fark ettiğimiz zaman bazen işte bir anne baba e, o anlatıcılığa geri gitmek. Bir anne baba akşam şey diyecek. İşte ben çocuğumla güzel bir an yaşamak istiyorum. Birkaç e, seçim var e, artık. İster bir masal uydur, anlat. O an. Daha önce yoktu bu masal. Anlattın. Daha sonra olmayacak. Kaydedilmiyor bir an. İster bir kitap aç. Kitap da kaydedilmiş bir an aslında. Yani yazar o, orada hayal etti, yazdı evet. çay işte. Sonra bir iz e, kalıyor bize. ve Biz bir e, tekrar, bir, ama yeni bir an yaşıyoruz yüksek sesle okuyarak. O da bir andır. E, i̇ster bir e, ekran aç. Ve orada de ki orada işte işte benim de YouTube kanalım var. Yani orada işte sen Cüdet'in YouTube kanalından bir masal seyredebilir. Şimdi ben orada koymuşsan bana diyeceksin ki koymuşsan demek ki insanlar seyredecek diye düşünüyorsun. Evet. evet. Ama yine de benim tavsiyem şeydir. İlk her şeyden olabilir hayatta. Her şey yer var. Enerjin çok düşük sanken Veya sen değilsen, sen burada değilsen sen boş değilsin. Şu an çocuğunla bir an yaşamak için müsait değilsen. O zaman bu evet. o zaman o zaman başka bir bir şey. Yani eğer yüz yüze eğer bu biricik anı yakalayamıyorsak e bu belki bir belki bir bilgisayar oyundan iyidir. Belki bir şey yani şey... ama biricik biricik birlikte doğaçlama bir şey yapabiliyorsak ona yer açmak gerekiyor ve bu onun yeri ötekin yerini almaması gerekiyor. Aslında. Şimdi burada tam da burada masallara dönecek olursak ve arkasından da devamında masal anlatıcılığı ile ilgili ee, şimdi ben de e, başlangıçta bir konuştuk e, öncesinde e, amatör e, masal anlatıcısıyım dediniz siz de dediniz ki sevgili izleyici herkes amatör masal anlatıcısı mutlaka. Ben de öyleyim. Evet. E, e, ben kızıma Beni anlamaya başladığı, söylediklerimi anlamaya başladığı günden, ilkokul çağlarının neredeyse sonuna kadar her gece e, masal anlatarak yatırdım, uyuttum. E, benim de iki tane ülkem vardı. Biri Pandora'ydı, biri Pamfilya'ydı. Bu iki ülkenin e, kendinden farklı, bağımsız iki e, kralı vardı, yöneticisi vardı. Halkların yapıları farklıydı. Bir tanesi dağlık yerdeydi, bir tanesi denizin kıyısındaydı. Kimi zaman çatıştılar, kimi zaman işbirliği yapmak zorunda kaldılar. Birçok şey vardı ve masalın sonunu da genellikle e, sonunu söylemeden kızıma hep şunu sordum. Sence ne olacak bundan sonra? Nasıl devam edecektir? Öyle bir zaman. Şimdi burada size şunu söyleyeceğim işin açıkçası. Masalların bir kısmını mutlaka sizin oluşturduğunuz masalları anlatıyorsunuz, ee, geçmişten gelen hazırda bulunan masallar da mutlaka katkı sağlıyor çalışmalarınıza. Masal nasıl anlatılır, masal nasıl oluşturulur, bir masala masal demek için nasıl yola çıkılmalı? Çünkü sizi dinleyenler mutlaka hem kendisini sorgulayacak anlattıkları açısından, ben masal mı anlatıyorum, ben bir masal anlatıcısı mıyım ya da bu işi başlamak isteyen varsa da nasıl yapacak bu işi? Şöyle onu söyleyeyim bir ki Ben e, gereksel masallarla çalışıyorum. Uydurmuyorum. Se, e, senin gibi. Evet, e, de, de, de. Ama ikisi çok değerli. O yüzden her zaman şey diyorum. Masal, anlatıcılık arasındaki bağlantı yok edelim. Senin yaptığın şey anlatıcılık. Benim de yaptığım şey anlatıcılık. Ve aslında iyi bir anlatıcıyken her şey anlatırsın. Tür ne olursa olsun. Senin anlattığın benim anlayışımda bir öykü. Neden bir öykü? Çünkü masallar benim kullandığım birçok farklı e, tanı var. O yüzden benim kullandığım tanışıyor şu: e, anonim, kulaktan kulağa, sözlü kültürüyle birlikte taşınmış olan kurgular. Hmm. E, o yüzden sıfırdan bence bir masal, bence bir masal e, e, üretilmiyor. Sıfırdan bir öykü öldürüyor, e, e, uyduruyoruz. Bazen onu yazarak, bazen o sözlü bir şekilde sözlü öykü yaratmıştım. Ne zaman masal'a dönüşüyor bu? Bence masal'a dönüşmesi için. Senin kızın e, bütün arkadaşlarını anlatması gerekiyor. Bütün arkadaşlar, bütün arkadaşlarının anlatması gerekiyor. 50 sene sonra elimizde aldığımız şey bir masal olacak. Biri gelecek ve biri bunu birinden duyacak ve diyecek ki sen mi yarattın bu hikâyeyi? Diyecek ki yok arkadaşım söyledi. O da diyecek ki arkadaşım söyledi. O oradan oradan artık kökü bulunamayacak çünkü o kadar çok anlatıldı ve anlatı şey sen bile duysan. Hatta ara sırada sana anlatılmış olacak ama sen tanımamış olacaksın bu hikayeyi. Ee, ve diyeceksin ki harika yeni bir hikaye ben de anlatacağım O yüzden böyle sadece böyle aktarılmayı bir kişiden bir kişiye aktarılmış değil böyle e, e, şey e, kuraktan kulağa telefon oynar gibi kuraktan kulağa dönüşe dönüşe hatta geri geldiği zaman e, ilk başlatan kişi tanımayıp o da dönüştürmeye devam ediyor. E, bence masalların sevme sebebim bu e, bildiğin kulaktan kulağa oyun gibi e, yazı. Orijin noktası hiç bilinmiyor. O kadar çok çalışmalar var ki orijin bir masanın orijini bulmak için. Yani kırmızı başlıklı kızın e, bilgisayar genetik e, görüntülü bir modelle birlikte kırmızı başlıklı kızın kökünü araştırmaya çalıştılar. Yani nasıl ki bir e, varlığın gene arar gibi or Hı. orijin genetik haritasını çıkarttılar ne yaptılar? 400 ayrı Kırmızı başlı Kız versiyonları. Yani hepsinde Kırmızı Başlık yok ama Kırmızı Başlık Kız dünyanın her yerinde. Yani Kırmızı Başlık evet. Kız derken Yutunan ve kandan çıkartılan e, Karhaman'ın macerası. E, bazen bir aslan tarafında, e, bazen bir kurt tarafında, bazen bir ayı tarafında. Çok versiyon var. Yani 16. yüzyılda Fransa'da, Peru tarafında kaleme alınırken, aynı dönemde Çin'de yazılıyordu. Yani ve o yüzden şeyi merak ettiler. Bu araştırma yaparak 400 ayrı yazılı versiyonla birlikte ve onun bütün varyantları hesaplayarak masanın nereden geldiğini çözmeye çalıştılar. Ve bunca araştırmanın sonucuna böyle bir sonucu var. Galiba kırmızı başlıklı kız batıdan doğuya yayınlanmış olabilir ama belli değil. <laughs> Belli değil <laughs> yani yani o kadar yani böyle çok yazılmış çok e, araştırılmış çok iyi bildiğimiz bir masalın böyle inanılmaz bir bilgisayar sistemiyle birlikte nereden geldiğini bilemiyorsak diyebiliriz ki kökü kay kayboldu orijinli nerede olduğunu bilmiyoruz artık bu evrensel bir metin o evrensel zaman... bir metin müthiş çünkü şey demektir e, kimseye ait değil bin anlatıcısı var ve bu demek ki içine herkes bir katman koydu. Kırmızı başlık evet. kız çok tamam, farklı bilmiyorum. okumalar var. Çok farklı okumalar var. Çok fazla farklı şeyleri var. Biri diyor ki işte kırmızı aslında bakirelik müsim geliyor. Biri diyor ki kırmızı tarihi olarak bir halkın sahip olabildiği yani pahalı rengiydi. ve O yüzden aslında bu bir sınıf meselesidir falan. Her şey doğrudur. Çünkü... Yüz e, bin ayrı ağız tarafından anlatılmış, yüz bin farklı niyetlerle birlikte anlatılmış. E, o yüzden çok katmanlı yani lazanya gibi yani üstünü kaldırabilirsin altta bir katman da var ee, o anlamında senin anlatın benim için bir öykü ama şöyle bir şey var bazen sana bana diyorlar ki hep bilinen masallara çalışıyorsunuz hiçbir şey sıfırdan yaratmaya düşünmüyor musunuz ben hep şey diyorum sıfırdan yaratmak mümkün edeb değil edebiyatta sıfırdan yaratmak mümkün değil çünkü Karakterlere isim verebilirsin, ülkelere isim verebilirsin, ee, ama kurgunun mantığı sana miras geldi. Evet. Fark etmeden okuduğun bütün kurguların say sayesinde bu öykü o kadar rahat şey yapıyorsun. Senin beğendiğin içinde, senin zihnin içinde kahraman yolculuğu işlenmiş başka hikayelerle birlikte ee, kurgunun temeli işlendi. Yani şimdi desek ki Ahmet Ümit, Ahmet Ümit sıfırdan bir öykü Yaratıyor. Evet. Ama polisiye türü var etmedi. Polisiye yani e, polisiye kurgusu ona miras. miras Ayrıca evet. Ahmet Ümit bol masallarla büyümüş bir kişi. Masallar ona kurgusal olarak yani ritim, kurgu, e, e, sorunları türü bütün bunlar bize miras. O yüzden sıfırdan bir hikaye yaratan insan yok artık. Yani hiç hikaye duymamış bir insan olması gerekirdi e, ve buna rağmen orada ne bulurduk? Orada bir içgüdü bile var. Hikayeci içgüdü var insanda. Çok ilginç. O yüzden benim kızım iki yaşında, iki yaşında üç ay ve her gün şey diyor. bana bir masal anlat. Ve e, şimdiden şey yönetiyor bizi. Biraz fazla uzadığımız zaman bir yere şey diyor. Sonya? Sonya? yani böyle hizlandır diyor. Yani böyle içgüdüsel olarak şey biliyor. Kurguların biri bir ritim olması gerekiyor. Bak şu an fazla uzadın. İzin veriyor bazı yerde uzamamız. Ama orada diyor ki haydi ritim. Bunlar yani benim öğrencilerime öğreteceğim olan şey. Hikayenin ritme. Ama içgüdü olarak var. Başka bir üç günü bir arkadaşımın ye yeğeni üç yaşında ona masal anlatacak. Ama e, yeğenin annesi dedi ki e, sakın içini kötü bir olaylar olmasın. Çünkü uyuyacak ve kötü bir rüya görmemesi gerekiyor. O yüzden sadece pozitif şeyler. İşte arkadaşıma anlatmaya başlıyor. Diyor ki bir küçük kız var çok mutluydu. İşte e, hep mutlu olduğu için hep şarkı söylüyordu. Kız diyor ki e Evet. E diyor ki bir gün işte ta karşılaştı bir tavşanla. Ha diyor kız. E? E tavşan da çok mutlu dans ediyor. Birlikte gidiyorlar ormana gitmeyi karar veriyor. Ha orman diyor kız. Evet ve ormanda giderken bir ayı ile karşılaşıyor. Ha diyor. E? Ayı da mutlu. Ayı da dans ediyor. Ha diyor kız. <laughs> e, peki ayı ile birlikte tavşan kız yürümeye devam ediyorlar ormanda. E? diyor. Bir tane küçük kulübeye geliyorlar. E ee, diyor kız. Kulübenin kapısına çalıyorlar. Tak tak tak. Ve kız hiç beklemeyen şey değil. Kötü adam dedi. Kötü adam yani. Niye? Çünkü temel 3 yaşında ama temel kurgun mantığı biliyor. Nedir? Hikaye denge bozulduğu zaman başlar. Denge bozmuyorsan hikaye yok. Ee, çok sevdiğim bir e, hocam şey diyordu. E, masal Köye bir yabancı geldiği zaman veya biri yola çıktığı zaman başlar. Yani bir denge bozulması gerekiyor. Köye hiç yabancı gelmezsek, köyden hiç kimse yola çıkmazsa hikaye başlamaz. Biriyle karşılaşman gerekiyor. Bizim hikayenin mantığı bu. Bir denge var. Denge bozuyorsun. Denge geri kuruyorsun. Denge bozmadığın sürece insan şey der. Ee, Eee? E sonra ne oldu? Hadi gel olaya. Olay nedir? Olumsuzluk, zorluk, sınav. Hep bir kötü adam lazım ve 3 yaşında kız annesinin bilmediği bir şey biliyor. Annesi evet. diyor ki bir masal anlatabilirsin ama içinde hiç kötü bir şey olmasın. Ve üç yaşında kız diyor ki bu masal ancak bu kulübe içinde dans etmeyen bir insana karşılaştığımız zaman başlar. Yoksa sürekli dans eden mutlu insanlara karşılaştığı zaman masal başlamamış olur. Yani biz sorun değil. Bu en büyük korkudur ebeveynlerde. Olumsuz, o iç içermeyen hikayeler istiyoruz. Ee, ama hikayelerin amacı Amaçlardan biri bu. Evet. Ee, İçgücüsel olarak zaten o yüzden bu kız bunu arıyor. Hikayeler bize... ...uçuş simülasyon gibi... E, ...işe yarıyorlar. Yani... ...hayatımda ya, olumsuzlukları ...karşılaşmadan önce onlarla... ...kurgu dünyasında karşılaşayım. Olumsuz bir şey olsun bir hikaye içinde... ...ve kahraman onu çözsün. O yüzden e, ebeveynlere... ...genellikle şey diyorum. Öykü veya masal olsun, her şeyi anlatabilirsin. Ve masanın içine veya uydurduğun ki öykün içine kara kuyu olabilir, alt dünyalar olabilir, canavar olabilir, kötü adam olabilir, kötü cadı olabilir. Mesela o iyi bitecek. Masallar iyi bitiyor. Masallar evet. olumsuzluklarla bizi karşı tanıştırıyor, karşılaşıyoruz. Korktuğumuz şeyle ile neyse ona buluşuyoruz. Sonra işte sinir geçip Çözerek gidiyoruz ve bu bunu söylediğimiz zaman çocuğumuza şey dememiş oluyoruz. Hayatında kötü bir şey olmayacak dememiş oluyoruz. Ki zaten desen yalancı olursun. Olacak evet. hayatında kötü bir şey. Ama şey diyoruz, hayatında kötü şeyler olacak ama sen akıllısın, dirilişlisin, güçlüsün. Onları çözebilirsin. Ve hatta gel her gece hayal gücüyle, e, olumsuzluklarla karşılaşalım ve yaratıcılığımız kuranarak, nasıl her şey çözebileceğimizi değerlerimiz kuranarak nasıl her şey çözebileceğimizi keşfedelim alışalım alışalım çözüm aramaya ve bu bu nedir bu ümit aşılamaktır çok masal dinleyen veya çok öykü dinleyen yani annesi babası uydurmuş olsun veya geleneksellerinden almış olsun fark etmez çocuklar belli bir zamanda sağ şey diyor bizim hedefimiz bu çocuk süpermarkette kaybolduğu zaman ne yapıyor oturup şey mi diyor e, ee, anne baba kaybettim bitti mi diyor ya da şey diyor dur ben yüz kere ormanda kayboldum yeah. etrafıma bakayım arayayım vardır bir çözümü çünkü ben yüz kere Hansel ve Gretel'le ormanda kayboldum ve yüz kere evi dönüş yolu buldum demek ki insan hayata kaybolur bulunur ararsa bulur denerse yapar ve bu bu şey demek değil. Bazı insanlar bana diyorlar ki eee Yalan besliyorsunuz çocukları. Bazen ararsın ve bulmasın. Ee, bazen e, denersin ve yapamasın. Doğru ama aramasan kesin bulamazsın. Denemezsen kesin olamaz. O yüzden bazen ararsın ve bulamasın. Ee, ama bazen bulursun ama hiç aramazsan o zaman kesinlikle bulamazsın. Ee, ve e, inanan kişi yani ümit sahibi olan kişi en azından dener. En azından dener. En azında arar. Ve gün sonunda evet gerçeklikte belki çocuk bir gün gelecek ve şey diyecek. Çok aradım ama bulamadım. Ve o zaman biz şey diyebiliriz. Önemli olan aramaktı zaten. Evet. Önemli olan aramaktı. En azından ondan sonra şey diye, diyebilirsin. Elimden geleni yaptım. Ve varsa bir şey. Mümkünü o varsaydı en azından yapabilirdim. Ee, yetiştirmek istediğim çocuk. Buna inanan yani inanç dolu bir bir kişi, ümit dolu bir kişi. Çünkü o zaman dünya değişme imkanı e, iyi karşılaşıyor. Sonra zaten e, o hayattaki hayal kırıklığı, bazen diyorlar ki hayal kuran insan hayal kırıklığı uğrar e, diye bir e, yaklaşımı var. Ama bu yaklaşım zaten... E, kendi başına bir hayal kırıklıdır değil mi? Yani evet. bunu söyleyen kişi kendine bu çok bir bir konferanstaydım ben yani arkada böyle bir çok tatlı bir amca duruyordu. böyle bir yaşına dede e, duruyordu ve dedi ki yani siz şimdi çocuklara masal anlatıyorsunuz dedi. Hayal teşvik ediyorsunuz dedi. Ama ya hayal kırıklığı. Ya sürekli hayal kırıklığı oluyorsa O zaman ne olacak? Ama bu adam böyle yüzünde okuyabiliyordun. Hayal kırıklığı dolu. Şimdi ne istiyor? İstiyor ki ee, olumsuzluklardan kendimizi koruyabilirim. Hayal kırıklığı uğramayan insan istiyor. Hiç hayali olmasın, hiç ümidi olmasın, yeter ki hayal kırıklığı uğ uğramasın. Ama bu insan yaratılmamış daha. İnsan dediğin hayal kırıklığı uğrayacağız yani. Ee, çünkü, öyle bir dünya yok. Ya çünkü öyle bir dünya yok. Yani istediğin kadar kendini koruyabilirsin ve şey diyebilirsin. Ben bunu düşünmeyeceğim bile çünkü olmasa masa üzülürüm. Ee, olmadığı zaman hala üzüleceksin yani evet. orumsuzluklardan kendimizi korumak için hiçbir şey yok o yüzden madem piano başımızda düştüğü zaman acıyacak o düşmediği sürece biz de uçalım biz de hayal kuralım çünkü orumsuzluklardan yani yağmurdan korunmak yolu yok ama o yağmur gelinceye kadar en azından güzel bir yol katledebiliriz hayal ile Peki e, masallar için şu şunu, şunu söyleyebilir miyiz e, İşin açıkçası hani siz konuşurken şimdi kafamda birazcık da şekillenmeye başladı e, masallar e, yıllar yılı ağızdan ağıza aktarılırken e, değişime uğraması e, onun doğasında var e, ve hatta e, kırmızı başlıklı kız örneğinden çıkarsak e, bunun orijinini bulmaya çalışırken yapılan çalışmada Hani aynı dönemde aynı anda farklı coğrafyalarda anlatılıyor olması yazılı, Yor olması daha önceden de anlatıldığını da gösteriyor. Ee, o, o zaman yani günümüze kadar gelen masalları düşünürsek ve e, insanlar olarak biz bunu anlatma ihtiyacı duymuşuz ve bir sonraki nesle de taşıma ihtiyacı duymuşsak bu masalların çok daha değerli olduğu sonucuna varabilir miyiz toplumsal yapı ve işleyiş ve devamlılık açısından? Yani tabii ki yani her şeyle birlikte geldiler. Yani biraz böyle e, şelale suyu gibi veya kaynar suyu gibi yani e, iyisiyle filtrelenmiş. Yani böyle biraz böyle şimdi urudan eteklerinde olduğum için yani bir urudan suyu falan böyle beslenmiş tabii ki yıllardır ama aynı zamanda bazen pislenmiş. Yani bazı pistikler oluyor yani böyle e, masallar içinde çıkartmak isteyebildiğiniz... ...bazı masallar, içi, e, belli bir halk, belli bir dönemden geçerken... ...ırkçılık topluyor olabilir, kadın düşmanlık topluyor olabilir... ...ama biz her anlatımda yeni yapabiliriz, filtrelememiz gerekiyor. Yani nasıl ki su direkt böyle kaynar suyundan içmeyebiliriz... ...yani bakıyoruz ve eğer bir sorun varsa onu filtreleyeceğimiz gibi... E, ...temizlememiz gerekiyor ama çok yani bazı mineraller var... ...bir kaynar suyun içinde ki... E, o geçmişi o masa kazanmamış olur. Masallar evet. da öyle. Ee, bir, bazen biraz böyle masallar içindeki pürüz, gelinsel masal içinde pürüz gibi görünen bazı şeyler var. İşte, e, i̇nsanlar diyorlar ki o zaman atalım, vazgeçelim. Biri bana şey demişti yani siz yorulmuyor musunuz hep bu eski masalları anlatmak? E, sıfırdan yani yeni 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 masal anlatalım yani çocuklara. Hep aynı bu eski masal anlatmayalım ve bana şeyi çok benzetiriyorum bunu. E, bir dönem Dünyadaki her köyünde öyle. Benim e, köyümde Fransa'da biraz daha antika toplamaya, eski masat toplamaya gidiyorlardı Fransız köylerinde Çünkü köylülerin böyle ham ahşaptan meşe masalları oluyordu. Ve geliyorlardı insanların kapısında ve şey diyorlardı. Ya siz bu böyle meşe e, ağacından, ceviz ağacından, masadan sıkılmadınız mı? Sürekli cilala, e, şeyi şey, şey bal ile şey yapmanız gerekiyor. İçinde pislikler kalıyor. Siz verin biz size indirimli fiyata formika masa vereceğiz diyorlardı. Onlar tabii ki antikacılar toplayanlar hem insanlara e ...binlerce euro değerindeki masalları topla, topladılar... ...çok değerli olan... ...hem yerine formika masa verdiler... ...diye ki bakınız işte bu e, masalar böyle süngerle temizleyebilirsiniz... ...hep hijyenik, hep çok iyi falan... E, ...ve ondan sonra bu canım e, eski masalları sattılar... E, e, ...başka yerlerde, çok değerli... ...burada Türkiye'de galiba aynı şey kilimlerle yapıldı... E, ...dediler evet, ki evet. bu kilimler kayıyor... E, ...pratik değil, toz topluyor... ...biz size antiseptik, modern halılar vereceğiz... ...siz verin bu eski falan böyle kök boyalı olan halınız. indirimli fiyata size bu endüstriyel halıları vereceğiz. Biraz bu, bu geliyor yani. Gelin bu eski masa verin bu eski masallar. Zor. Yani nasıl ki kilim biraz bazen kayar ya, toplanır. Pratik bir şey değil. Masal da pratik değil. Baktığın zaman çünkü bir sürü şeyler takılacak. Hazır değil. Pratik değil. Filtrelemen gerekiyor masal. Yani ben hiçbir zaman birini tavsiye etmem masal kitabı aç okumaya başla. Yani çünkü bu masal kitabı kim yazdı, kim nasıl bir versiyon, nasıl oldu, içinde bir sürü sorunlar olabilir. Yani e, yeniden anlatmak gerekiyor, yeniden yorumlamak gerekiyor, fitremen gerekiyor, bir iş yapman gerekiyor. Ya. Nasıl ki sıfırdan öykü yarat, yaratmışsın. İnan ki sıfırdan o yaratın öyküleri kadar çok ben bir masal üstüne çalışırım onu yeniden anlatmadan önce. Çünkü Burdu'nun kitapta bazen çok sıkıcı anlatılmış bazen çok zor kelimelerle anlatılmış bazen içinde yazarın böyle değerleri bana uygun olmayan değerler olabilir kadın düşmanlık olabilir şey olabilir yeniden yazmam gerekiyor bu kısmı ama temel iskeleti müthiş temel iskeleti müthiş o kadar güzel o kadar burada bir değer tıkı. yani bu evet bu kilimin biraz tamir etmen gerekiyor bazı yerlerde belki altına bir kaymaz bir şey koyman gerekiyor, güçlendirmen gerekiyor vesaire yani biraz uğraşman gerekiyor güzel olsun. Ama, ama kilim yaptıktan... satmamak lazım hemen. Ama kilim satma ama kilim satma çünkü mirasındır ee, senin değilse en azından bir ninenin elinden gelmiştir. İçinde bir kültürü var, içinde gizli mesajları var. Ee, onun kök boyaların bile bir bilgeliktir. İçinde bir bitkilerin titreşimi var, içinde hatıra var, içinde emek var. Ee, yani ve bunlar hiçbir tane antibakteriyel modern makine hali de yok. Malzemesi bile e, sıcak tutuyor, e, çok bir değerli. O yüzden biraz uğraşmaya değer bu miraslar. Evet. Masallar, geleneksel masallara çalışacaksan biraz uğraşman gerekiyor. O yüzden birçok insanlar sıfırdan yapmak yapmayı tercih ediyor. Tabii ki kendisi sıfırdan uyduruyorsa makine olmuyor. Yine de el örülmüş. Yani senin e, çocuklarına yaptığın şey e, kilim değerinde tabii ki. E, 70 yaşındayken onlar anlatırlar derler ki e, babam her akşam bir hikaye e, anlatıyordu. İşte iki ülke vardı. İşte ülkelerin adı dair e, hatırlarlar. Çünkü bu da bir ev, El örülmüş. Sıfırdan bir halı yeniden ördün. Ee, çok değerli. Ben e, belli bir yaşındaki insanlar konuştuğum zaman hep sorarım. Çocukken size masal anlatıldı mı? Var mı hala bugüne kadar sizinle birlikte gelen masallar? Ve gözler doluyor. Diyorlar ki evet 8 yaşındaydım. işte amcam anlatıyordu, dedem anlatıyordu, babam anlatıyordu. işte böyle bir masal e, anlatıyordu. Ee, o kadar eşsiz anı oluyor ki yani bu, bu cümleyle başlayan bu sözle başlayan cümleyi bayılıyorum bir gün evet. elektrikler kesilmişti bir gün elektrikler kesilmişti ya Allah'ım ya elektrikler kesildiği zaman o kadar e, unutulmaz anlar yaratıyoruz ki e, niye daha fazla e, kapının önüne gidip şartlar atırmadığımızı merak ediyorum. Evet. Yani attır ve şey de bugün elektrikler kesildi yani. Evet. Bari çünkü eskiden elektrikler çok sık kısılıyordu ama artık kesilmiyor. İnanın ee, e, sevgili Cüdi ağzımdan aldığınız lafı çocukken elektrikler kesildi diye havalara uçacak kadar sevinirdik. Çünkü bilirdik ki o elektrikler kesildi ve gelene kadar mutlaka annem bize masal anlatacaktı. Evet. Mutlaka anlatacaktı ve mutlaka biz kalabalık da bir aileydik, 4-5 kardeş. Hepimiz birlikte oturacaktık. Kimimiz sobanın yanında dizimizi kırıp yakınında bir yerlerde oturup onu dinleyecektik ve bunu yaptık. Ve gerçekten o şarteli indirmediğimize herhalde çok pişman olacağız. Şimdi... Ama sen indirdin zaten her akşam. Evet. Yani... evet Çünkü evet. yani... Bir taraf mecbur bırakılıyoruz ama öteki taraf mecbur olmadığımız için, sen mecbur olmadığın halde değer verdiğin için bu hikaye saatine orada diyebiliriz ki kutsal saat. Evet. Kutsal saat. Biz burada hikaye anlatıyoruz. Bazı insanlar bana diyorlar ki benim çocuklarıma her akşam masal e, kitap okudum şu ana kadar. Şimdi onlara masal anlatacağımı söylediğim zaman bana diyorlar ki masal anlatma kitap oku ne yapacağım? Yani be, benden masal anlatmaya öğrenenler şimdi diyorum ki e, kitap için bir zaman var masal anlatmak için bir zaman var belki çocuklarına şu ana kadar her akşam kitap okudun e o zaman akşam kitap okuma saati olsun masal anlatmak için başka bir an olsun arabadayken, ulaşımdayken her zaman kitap, yani araba sürerken kitap okumak mümkün değil ama masal anlatmak mümkün. Tamam. Ulaşımdayken e, bir hikaye anlatmak mümkün. Dışarıdayken, yürürken, bahçedeyken masal anlatmak mümkün. Yanımızda kitap olmadığı zaman süpermarketteyken anlatmak mümkün. Yani bir an seçmek gerekiyor. Biraz Pavlov gibi. Yani e, benim kızım bugünler e, tuvalet, tuvalet eğitiminde e, ve öyle bir şey var. Biliyor ki tuvalette oturduğu zaman bana şey diyor bana masal anlat ve böyle şey düşünüyorum ya oturur oturmaz biliyor ki bir masal olacak ve bir an yaratmak gerekiyor yani ee, onun için tuvaletteysen masal anlatılıyor başka bir için bir için şey olabilir e, ee, girer girmez çocuk koyuyorsun e, araba içinde e, alışveriş arabanın içinde ve orada şey diyorsun, bak sana bir hikaye anlatacağım orada başlayabilir bir hikaye mola verebiliriz bu arada bu da çok önemli bir şey. Bazen insanlar şey zannediyor. Böyle bir kutsal bir saat olması gerekiyor ki yani böyle hiçbir engel olmasın. Bazen böyle masal gecelerinde işte bir telefon çalıyor herkes yapıyor. Telefon çaldı. Oo falan olmaz. Ne olacak yani? Eskiden masal anlatıyordu soba başında. E, teyze öksürmüyor muydu zannediyorsun? Ya da insanlar çay dolduralım demiyorlar mıydı? Masal o kadar harika ki zaten e, durabiliriz çay doldurabiliriz ve ondan sonra şey diyebiliriz. Evet neredeydik arkadaşlar? Evet oradaydık diye mola verebiliriz ve bazen bu molalar da ayrı bir ya da bu e, içinde giren sorunlar, öksürmeler, telefon çal. Buna da çok güzel bir şey olabilir. Bazen yeğenlerim bana dönüyorlardı bir şey yani iki gün sonra şey diyordu. Evet nerede kalmıştık? Yani ...masanın ortasında durduk... ...iki gün sonra hatırlıyorlar neredeydik... ...ve orada devam ediyoruz... ...bu çok değerli benim için... ...yani bana diyor ki... ...bu masal onun için o kadar önemliydi ki... ...ortasında durduk ve bir sonraki gün... ...yani Binbir geceler gibi... Binbir gecelerde de hep ortasında duruyor... ...ve ee, bin bir gece masalları... ...işte gün geliyor... ...ve Şeraz'a diyor ki... ...yarın devam edeceğiz... ...biraz evet. merak edelim. ...yani tıpkı evet. bazen, bazen bir şeyler kaçırırsın... ...orada... Bence e, köylerde teyzeler masal anlatıyordu ve ortasına hep şey diyorum ben, masalcının nazı var. Artık böyle biraz çağ değiştiği için dinicinin e, cin nazı var. Yani eskiden köylerde çocuklar şey diyorlardı sen dediğin gibi yani eriktikler e, e, kesilirdi ve ay yaşasın hikaye olacak. Çünkü sen anne diyorsun, ne olur anlat. Ve anneler böyle e, anlatıcılar naz yapardı. Şu an çocuğum yapamam. Ekmek yapmam lazım. Çocuklar tamam biz yardım ederiz falan. Şimdi mi? Şimdi bitiremem. Yarın bitireyim. Aa, ne olur gitmem lazım. Ve orada dinleyici rica ediyordu. Şimdi evet. tam tersi. Benim öğrencilerim bazen benden masal anlatmaya öğrenmeyi geliyorlar. çocuklarını anlatacaklar. Sonra eve gidiyorlar ve çocuklarına diyorlar ki bak ben eğitime gittim. Masal anlatacağım. Ne olur izin ver. Çocuk şey diyor anne şu an meşgulüm. Televizyon seyrediyorum. Sonra gel yani. Şu an sana verecek zamanım yok. Tam tersi. Diyorum ki çocuk evet. dinlemek istemiyorsa siz yalvar Öyle bir durum yaratacaksınız. Doğru an bulmak gerekiyor. Tamam. Yani evet. arabada sıkıldığı zaman süpermarkette bir şey birden diyeceksin ki ben sana bir şey anlatabileceğim. Ve tam ortada bırakacaksın merak ettiğinde. Ve diyeceksin ki şu an benim ekmek yapmam lazım. <laughs> ve diyecek ki ama olamaz. Olabilir gayet olabilir. Gayet olabilir. Çünkü artık masala döndü. Artık sen istiyorsun ve doğru yerdeyiz. Yani o, o doğru an yakalamak da çok önemli. Evet. Ee, bu söyleşinin maalesef süreli bir sınırlılığı var ve hani lafın nereden bitirsek de nasıl böyle bir sona ulaşsak diye şu anda çok düşünüyorum. Ama aklıma takılan bir soru var. şunu da size sormadan geçemeyeceğim. Ee, şimdi sevgili değil çok dilli bir insansınız. Hı hı. Fransızca, üç dil, yani, üç dil e, ve farklı dillerden farklı e, masallarla e, karşılaşıyorsunuz, mutlaka okuyorsunuz. Hiç bunların e, böyle sürpriz bir şekilde e, ortaklaşa buluştuğu bir masalla karşılaştınız mı? Evet, evet, evet. Masallar kesinlikle evrenseldir aslında. Yani bunu sürekli yaşıyorum. Bir kitap açıyorum. İran, e, yani bu çok dilli olmakla değil çünkü tabii ki kitaplar çok tercüme edildi ama e, İran masal kitabı açıyorum, İngilizce yazılmış. Orada bir masal okuyorum, kapatıyorum. Yunan masal kitabı açıyorum, aynı masal okuyorum. Küçücük farklar var. Anadolu'daki, e, Orta Doğu'daki kırklar Avrupa'ya gidince yedi oluyor. Avrupa'daki yediler Kürk'e dönüşüyor. Kürk haramiler oluyor. Yedi cücceler. Bazen bir ayna e, Pamuk Prenses'in aynası Anadolu'ya Nardaniye e, masalına geldiği zaman ayın on dördü oluyor. İşte e, Nardaniye masalı Anadolu versiyonu ve şey e, üvey anne Nardaniye şey e, aynası yok gidiyor ayın on dördüyle konuşuyor ve diyor ki ay ayın on dördü kim güzel sen mi ben? Ve ayın on dördü diyor ki ne sen ne ben. İlla Nardaniye güzel. Yani orada çok benziyor ama çok farklı. İçinde ayın 14'ü gibi güzel olmak var. İçinde ayın önemi var. Başka simgeler var. Ee, bu çok lezzetli bir şey aslında yani bu şeylerin peşine gitmek. O yüzden hep çok şaşırıyorum yani. Ee, bütün masal kitapların kapakında şey diyoruz. Fransız masal, Anadolu masal, İran masal. Yani sanki gerçekten bir ülkeye siniri olabilirdi bir kelebek. Ee, ama masallar göçebedir. Yani, yani nasıl ki e, leylekler nereli olduğunu konuşmak gibidir. Yani leylekler İstanbul'dan geçti diye İstanbullu mu? E, onların yolu, onların göç yolu çok daha geniş. Masalların göç yolları var zaten biraz işte nereden geldi diyerek o, o görebiliyoruz. Hem burada var hem o da var burada görüldü. Bu masal o ülkelerde, o hattaki ülkelerde görüldü diyebiliyoruz. Demek ki oradan oraya göçebe ama yolculuk. Masalın yolcunun nerede başladığını tespit etmek, Leyla'nın yolcunun nerede başladığını tespit etmeyi benzer. Evet. Onların evrenselliğine biraz sevinmek daha bence yerinde. Ne güzel yani. Niye arıyoruz ki o kadar? Niye bir ülkeye ait demeye çalışıyoruz ki evrensel bir şey varken? Onun evrenselliğine sevinebiliriz bence. Evet. Şimdi tam da burada en lezzetli yerinde bırakıp, Hadi devam edin denildiğine, sevgili Cidit lütfen devam et denileceğine eminim. E, masal gibi tadında ve ayarında belki de bırakacağımız bir zaman. E, herhalde eminim bu sohbet, bu söyleşi e, bıraksak herhalde rahatlıkla saatlerce devam eder. Çünkü konumuz çok derin, konumuz çok lezzetli. E, ben öncelikle gerçekten hem... İzmir Çocuk Gençlik ve Edebiyat Günlerine katkılarınızdan dolayı hem de şu anda bizimle e, masalla ilgili paylaştıklarınız ve masala bakış açımıza yeni bir bakış açısı daha yeni birkaç hatta bakış açısı daha kattığınız için e, daha fazla lezzet almak için motivasyon sağladığınız için gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür e, ederim davetiniz son için. Son sözü de size bırakmak istiyorum buyurun lütfen. Son sözüm herhalde çok sevdiğim bir söz var masallarla ilgili. Dünyanın duyduğu masallar değişirse dünya değişir. Ona çok inanıyorum. Kendine ve çevrene anlattığın hikayeleri sen de kulak as. En güzel hikayeyle birlikte en güzel doğumlar ekeriz ben buna eminim çünkü. Çok çok güzel. Ağzınıza sağlık. E, o zaman masalsız kalmadığımız güzel günlerde... Zaten kalmayacağız ama daha güzel ve daha sağlıklı güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Ee, sağlıcakla kalın sevgili Cidit, sevgili izleyiciler. Çok teşekkür Görüşmek ederim. Üzere. Çok sağ olun. Görüşmek üzere, sağ olun.